Benim çevrem bana yeter. Devir değişti. Baban nasıl? Ey, dinleniyor. İşleri bana bıraktı. İkinci bağrını yaşıyor. Sizin de zamanınız gelmedi mi Tarık Bey? Kes lan tatavayı! Ne derdin var onu anlat. Peki, peki. Tane tane anlatayım. Senin sevkiyatlarını benim mallarla beraber kargolayalım. Benim önümü aç yeter. Sen kendi işini yap, ben kendi işimi yapayım. Sonuçta aynı malı satmıyoruz ya. Vallahi çok şükür satmıyoruz. Az konuşur ama yerinde konuşur. Allah'a çok şükür seninle aynı malı satmıyoruz. Sen Sadede gel bakalım. Şöyle yapalım. Biz sizin sisteminizi kullanacağız. Nasıl, ne kadar sattığım sizi ilgilendirmez. Benim mallarımı siz kargolayın, yeter. Yüzdenizi alırsınız. Almam. Lan sen kimsin bana yüzde teklif ediyorsun? Bence böyle konuşmayalım Tarık Bey. Siz ta buraya bana hayır demeye mi geldiniz? Seni görmeye geldim. Gördün işte. Değmezmişsin. Neye? Neye değmezmişim? Şş, nereye gidiyorsun lan? Sana mı soracağız lan? Ne zaman, nerede, nereye gideceğimizi sana mı soracağız? Sen adam yerine konulup vurulmaya bile değmezsin oğlum. Beni babana arayıp başsağlığı diletmek zorunda bırakma. İşimden de, ailemden de uzak dur. Adamlar bizim mekanımızda bize racon kesiyor. Buna müsaade mi edeceğiz? Sakin ol. Ben onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Eyvallah abi. Rahatladın mı abi? Rahatladım. Rahatladıysan sıkıntı yok. Benim böyle rahatlamalara çok ihtiyacım oluyor Adem. Yani böyle ta buralardan yukarı bir sinyal gidiyor, bir uyarı. Doktora gidelim abi. Aa, yok öyle beni doktorla falan uğraştırma. Şimdi bana diyecek yok oraya gitme, buraya gitme, onu içme, bunu yeme, stresten uzak dur. Bizim işimiz stressiz olur mu Adem? Ez oldu gözünü seveyim, biz yine de gidelim. Ne bakıyorsun oğlum, hadi işine bak. Alo, Tufan kardeş, nasılsın? Ne oldu ya sabah sabah? Ne sabah sabah oğlum? Öğlen oldu. Hadi çık gel, dükkandayım. Biraz iş konuşalım. Tamam, tamam, geleceğim. Gelirim yani. İyi misin sen? Biraz tadım kaçtı ama iyiyim. Tamam, tamam, uğrayacağım. Neredesin ya? Merak ettim. Canım merak etme, iyiyim iyiyim. Dün gece Levent bana bir sürpriz yapmış. Aa ne güzel. Evet, baş başa Sapanca'ya kaçtık. Hayatım telefondayım. Bana bak, kıskanmaya başlıyorum. Ben kıskanç bir kadınım Yaz. Bana böyle romantik şeyler söyleme. Canım benim, sen boş ver bizi de kendinizden bahset. Nasıl, her şey yolunda mı? Aman yolunda tatlım, ne olsun. Tarık da işte işe döndü. Rahatladı biraz filan. Oh. Ay ben sana alışmışım Yaz ya. Yani ben de, ben de. Ay Nehir, Nehir'cim. Masaj saatim geliyor benim, kapatmam lazım. Bir dakika, bir dakika dur, kapatma. Hı. Ben de çok severim masaj. Sen geldiğinde beraber de gidelim, tamam mı? Tabii ki gideriz. Olur, gideriz. Hadi bay bay, öptüm. Ben de öptüm tatlım. Çao. Nereye gidiyorsunuz siz? Masaja. Masaja mı? Hmm. Bu kim? Levent.
Saçları olsa tam. Ben çıkıyorum. Nereye? Benim tek işim bu operasyon değil Naz Hanım. Başka işlerim de var. Ben ne yapacağım? Sen bekle. Ben seni arayacağım. Neredesin? Neredesin? Cevap almadan duramayacaksın sen değil mi? İşim var. Bitince haber veririm ben sana. Ne işin var acaba? Teyze oğlu, ne dediler? Hani iyiydi. Sen iyi misin? Sen şöyle bir otursana ya. Gel bir otur şöyle. Bak yine oldu. Ne oldu? Abi, sen iyi misin? Abi ne yazıyor burada ben anlamam ki, sen söylesene. Sorun kalbimde değilmiş. Neredeymiş? Ha burada. Yine heyecan ve aksiyon dolu yeni bir maceraya hazır mısın Ferdi'ciğim? Ha dalga geçme. Dalga geçmiyorum ya, şaka yapıyorum. Bu arada dün gece için teşekkür ederim. Rica ederim abi, ne demek her zaman. Ablan nasıl, iyi mi? Doktor Namık'ın yerinde müdahaleleri sayesinde gayet iyi. Süper. Namık Bey, dün gece haber vermeden görev yerinizi terk etmişsiniz. Çok ani gelişti efendim. Emergency. Burada da ani gelişen şeyler olabilirdi Namık Bey. Göreve yeni başladınız ve mevzuatı tam olarak oturtamadığınız için bir seferlik affediyorum ama bir daha olmaz. Beni anladınız mı? Anladım efendim. Susuyorum. Burada da ani şeyler gelişebilirdi. Ya abicim ben kaç senedir buradayım, öyle bir şey olduğu yok. Burası mis gibi site, geceleri çit çıkmaz. Aa Ferdi'ciğim bak, Maslow'un ihtiyaçlar teorisinde biz ikinci sıradayız. Yemek yedin, yattın, uyudun ya, sonra biz geliyoruz. Güvenlik. Abi bence biraz abartıyorsun sen. Yo abartmıyorum. Biz mutluluğun temeliyiz. Bizden sonra mutluluk, neşe ve huzur geliyor. Abi sen dün öyle demiyordun ama. Dün dündür, bugün bugündür Ferdi. Sen bunu aşağı sakla. Kimseye de doktoru söyleme, tamam mı? Tamamdır Teyze oğlum. Şimdi de ev hapsi mi başladı abi? Ula sen ne aksi adamsın da? Geceleri görünmüyorsun, sabahları uyanmıyorsun. Konuşalım dedik. Beklesin demişsin de. Ya bekle dedim zaten. Abi ne söyleyeceksen söyle, çıkacağım. Kebapçıyla görüştün mü Tufan? Görüşmedim. Sen görüşme dedin, ben de görüşmedim. Gerçekten. Öyle abi. Ya bunun için mi beklettin beni? Çıkıyorum ben, hadi. Çık. Nereye diye sormayacak mısın? Yok, sormayacağım. Söylediğin karşındakinin anlayacağı kadar derlerdi. Ben de derdim, olur mu öyle şey ya? Eşeğe bile olsa söylenir. Ama sonunda anladım. Bazılarına söylememek gerekiyor. Anlamıyorlar çünkü.
geldim Naz. Neredesin? Beni bırakıp gittiniz depoda. Dayının işleriyle uğraşıyorum işte. Anladım. Ne durumdayız peki? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yapabilecek her zaman bir şey vardır Naz'cığım. Ben sana gelince ayrıntılarıyla anlatırım, tamam mı? Sen şimdi sakin ol. Depoda beni bekle. Bir dakika. Bekle bekle, sıkıldım. Sen bana yalan mı söylüyorsun? Naz'cığım, biz yalanı sadece operasyonlarda söylüyoruz. Normal hayatımızda gayet ahlaklı, terbiyeli insanlarız. Ben hayatımda hiç yalan söylemedim. Bir kere söyledim. O da hamamda, sıcaktan. Vallahi bak, adam bana geldi, dedi ki kese ister misiniz dedi. İstemiyorum dedim. Halbuki kese istiyordum. Bak bak, yalan. Naz, beni sen ne konuşturuyorsun? Bekle beni depoda işte yahu. Talat abi, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Emin misin? Naz, çok soru soruyorsun. Bak, çok soru sormak iyi bir şey değil. Senin ileride evliliğin bu kadar çok soru sorarsan... Devam etmez. Bak, benim karım da bana çok soru soruyordu. Ona dedim ki bana çok soru sorma. Evliliğimiz sarsılır dedim. Sarsıldı. Sarsı kız. Karımla ikimiz sarsı kız. Hadi kapat canım. Bekle beni orada. Hadi Naz. Tamam. Konuşturuyor beni boş boş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nereye geçeyim? Şöyle buyurun. Ver bakalım. Tek kişi mi olacaksınız? Peki. Tamam, bana bir karışık kebap ver. Bir mi, bir buçuk mu? Bir. İçecek? Ayran. Açık mı, kapalı mı? Açık. Çiğ köfte ister misiniz? Ya yok, istemem çiğ köfte falan ya. Sonra fotoğraf çektirecek. Kebap getir, ayran getir, hadi. Hadi. Nerede Kadir? Sizi bekliyor Tufan Bey. Tufan Bey, ne ciddiyet ya? Hayırdır? Sinirli gibisin. Ya hayvanın teki geldi de bir tersi çıkardın. İyi misin? İyiyim, iyi. Bak, ben normalde bu kadar sakin duramam. Abime söz verdim, olaylara karışmayacağım. Sen zaten abisiz tuvalete bile gidemezsin. Bir de kalkmış tek başına iş yapacaksın. Ne diyorsun lan sen? Bana bak. Bana manlı. Manlı. Buluşma. Abi kardeş gelip benim dükkana posta koyacağınızı mı zannettiniz? Ha? Abim buraya mı geldi? Ha, geldi. Şimdi sen benim mallarımı takalarında taşıyacak mısın? Taşımayacak mısın? Abim olmadan hiçbir şey. Ya ben biliyordum zaten seni tek başına hiçbir şey yapamayacak. Madem biliyordun, beni niye çağırdın oğlum? Çünkü abin olacak hayvan kime bulaştığını öğrensin istedim. Başka bir isteğin var mı abi? Ha, yok yok, git. Git. Talat. Ne oluyor abi sana ya? Niye bu kadar sinirlisin? Garson ya, delirtti, manyak mıdır nedir? Neyse,
Mutfağa girdi çıkmadı. Ben şimdi arka tarafa dolarım. Bakacağım. Sen benden haber bekle, tamam mı? Normal adam yok bizde. Yemin ediyorum normal adam yok ya. Ne var lan? Tuvalete gidiyorum. Biliyorum yerini. Burası. Tuvalet bu tarafta. Tamam, var şu tarafta tuvalet. Nerede? Bu tarafta. Tamam. Göster. Heh. Oğlum ben ne yapıyorum burada ya? Ne yapıyorum ben burada? Ne oluyor sana ya? Niye sinirlisin bu ara? Garsona uyuz oldum. Kebabı bir mi yersin, bir buçuk mu? Ayran açık mı, kapalı mı? Çiğ köfte yer misin? Fotoğraf çektirir misin? Sana ne lan? Abi retro var ya retro. Seni fena vurdu bu ara. Başlatma retrona ya. Tamam tamam. Ne oldu hadi anlat. Kebapçı Kadir. Tufan'ı fenaya mutmuş. Ben iş yapacaklar zannediyordum. İt iti ısırdı. Ekiplere haber verelim. Dur 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 dur. Haber verme kimseye. Ne oldu? Ne var aklında? Bu var ya, Kadir'i yanımıza çekmek için harika bir fırsat olabilir. Bak, düşünsene. Sadece bu olaydan. Adam kaçırma, darp, gasp, hepsi var. Bir de üstüne eski suçunu ekledik mi, ölüme çeyrek kalı çıkar içeriden. Ama önce Tufan'ı çıkarmamız lazım. Sonuçta Kadir'i yakaladığımızı Tufan veya Tarık öğrenirse adamın hemen muhbir olduğunu anlarlar. Mafyanın elinden mafyayı kurtarmadığımız kalmıştı. Onu da yapalım. Aynen öyle abi. Yapalım oğlum. Yapalım ya. Kurtaralım. Bizzat ben gideyim kurtarayım. Tabii. Ne oluyor ya? Kardeş ben ödemeyi yaptım da benim silibi almam lazım. Biraz onu giderden... Giriş bende. Kamera kayıtlarını siliyorum. Arka taraf sende. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Kamera bozulmuş da beni çağırdılar dediler. Bir bak dediler de ben ona geldim. Bu saatte. Ben de dedim bu saatte olur mu yani? Kamera bozukluysa yani ne bu... İndir o silahı. Yavaş. Tarık mı yolladı lan seni? Sakin ol. Ha? Sakin ol. Bak. Bak silahımı bıraktım. Çıkar maskeyi. Silahımı bıraktım. Çıkar dedim. Peki. Yaz. Yaz! Bundan sonra benden gizli saklı işler çevirmeyeceksin. Peki. Tamam. Ne oldu? Kız sen ne arıyorsun burada? İyi misiniz? İyiyiz. Sen şunu al. En yakın hastanenin bahçesine götür. Hadi biz de depoya gidelim.
Nasıl geldin? Atladım, motora geldim. Bu arada rica ederim. Ben de onu merak ediyorum, biliyor musun? Nereden anladın? Tilt'e mesaj attı. Telefonda adını gördüm. Ben de Pamir mi diye sordum. Önemli bir şey olmasa evet der. Hayır dedi. Talat biraz yaşlandı. Takip edildiğini bile anlamıyor artık. Neyse. Teşekkür ederim. Pardon. Hayatını kurtardım senin. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Abartıyorsun ha. Bir dakika, bir dakika ya. Adam senin kafana silah dayamıştı. Ben de senin hayatını kurtardım. Teşekkürü böyle mi ediyorsun? Tamam, teşekkür ederim. Ama ben kendi başımın çaresine bakardım zaten. Daha önce defalarca kez baktım. İnanılmazsın gerçekten. Doğru dürüst teşekkür etmeyi bile beceremiyorsun. Hala başımın çaresine bakarım, bakardım falan diyorsun. İnsan ortamda böyle mi yapalım? Ortak mı? Ortak. Tamam, gidelim. Nereden çıktı bu? Ha? Kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Amirim, tufan içeri girince adamlar pataküte daldılar. Oğlum, girip kurtarmak nereden çıktı? Amirim, ben şeyi duyunca işte... Neyi duyunca? Ya bu kebapçı Tarık'la ortak çalışmak istiyor. Ortak çalışmak istiyorsa kardeşini niye dövdü o zaman? Ben nereden bileyim amirim, anlaşamadılar herhalde. Öyleyse... Bu Kadir'i yanımıza alalım. Bakalım ne işimize yarayacak. Biz de öyle düşündük amirim. Tarık kardeşine yaptıklarını bir duysa var ya, bunu bir gün yaşatmaz. Pamirler nerede? Kızın dayısı kapıda. Eve giremiyorlar ki, depoya geçtiler. Beni tanıdın mı? Ben seni nereden tanıyacağım ki? Benim adım Sadullah Yersiz. Organize şube amiriyim. Benim organize mu organize işim olmaz. Hı hı. Bak oğlum. Bundan sonra sen benim için 63 yaşındasın. 63 mi? Öyle. Şimdi nereden hesap etsek... En az 28 yıl yatacağına göre... tabii. 63 oluyor be Kadir. 63 yaşında içeriden çıkmak mı istersin? Yoksa bizimle çalışmak mı? İyice düşün taşın. Ben şimdi çıkıyorum. Bir saat içinde gelirim. Şimdi... Kararını verdin, verdin. Yoksa... Pişman olmak için... 28 yılın olacak. Anlaşıldı mı? Akıllı ol. Bir şey söylemeyecek misin? Yok. Hep böyle mi olacak yani? Bir teşekkür ettik ya işte. Uzatma istersen. Ben hiçbir şey uzatmıyorum. Bizim bir karar vermemiz lazım. Bu işte birlikte miyiz, değil miyiz? Tenezzül edip mesajlarıma bile cevap vermiyorsun. Vay.
Sen şimdiden başladıysan bunlara ileride bana niye eve geç geliyorsun diye trip de atarsın. Fazla mı kaptırıyorsun acaba kendini bu evlilik meselesine? Ben kendimi hiçbir şeye kaptırmadım da sen kendini ne zannediyorsun? Ne kadar şımartmışlar seni ya. Ne oldu, niye didişiyorsunuz yine siz? Yok bir şey. Neyse, biz işimize bakalım. Bence kebapçı öter. 63 yaşını beklemez konuşur. Tarık da gider hastaneden kardeşini alır. Amir, bu fırsatı iyi kullanalım. Tamamdır amirim. Devam mı yani? Evet, devam. Dayı? İşe yeni girmiş. Tamamen tesadüf. İyi de dayım oradayken siteye nasıl gireceğiz? Dayısı sitedeyken siteye giremiyorsak... Kovdururuz. Kovdururuz. Ama bak, en azından şöyle düşün. Şimdi adam işe yeni girmiş. Deneme süresinde herhangi bir hatasına bakıyor. Paket havası. Ondan sonra biz de işe devam. Tamam ama adama bir iş bulalım. Aylardır işsizdi. O kadar sevinmişti ki iş buldun amirim. Kovduracağız. Güzel. Oldu mu iş? İyi geceler. İyi geceler. Kavga etmek yok ha. Yok yok söz. İyi geceler. Gidecek kapı da yok tabii bu gece. Ama merak etme. Yarın eve döneceğiz. Yaz mı olacağım yani? Evet. Ben de Levent. İyi. En azından Levent'i seviyorum. Ben de Yaz'ı seviyorum. İyi geceler Yaz. İyi geceler Pamir. Çok yapmışlar kardeşim. Tufan dayağı alışkınlar ama. Yediği dayak öyle böyle değil Adem. Hastanenin kapısına bırakmış biri. Kim? Bilmiyorum teyze oğlu. Kim yapmış olabilir ki bunu Tufan'a? Abi kebapçı bir bakalım mı? Bana mı soruyorsun Adem? Adama mekanın da posta koyduk. Öğrenelim bakalım şu kebapçı nerede? Dün geceden beri ortalıkta yok. Belli ki korkusundan kaçmış. Cehennemin dibine bile girse... git bul getir onu bana Adem. Hastamız kendine geldi. Eve götürebilirsiniz. Fazla yorulmasın. Bir de pansumanını aksatmayalım. Acil bir durum olursa tekrar görüşelim. Tabii. Tamam, teşekkür ederiz doktor. Geçmiş olsun. Abi. Korkma. Ben senin abin. Kim yaptı lan bunu sana? Bilmiyorum abi. Tufan. Bak bana yalan söyleme. Abi hatırlamıyorum ben. Ne demek lan hatırlamıyorum? Hatırlamıyorum abi.
yapıyorsun kızım? Delirdin mi sen ya? Kızım sen ne yapıyorsun ya? Böyle yavaş yavaş birden. Yavaş yavaş birden ne yapıyorum? Üstünü örtmeye çalıştım ben. Sana da iyilik yaramıyor yani. Pardon. Ay ne bileyim ben öyle bir anda şey yapınca kusura bakma. Gergin günler geçiriyoruz. Gergin günler geçiriyoruz bak. Bak bak saat kaça kadar uyumuşsun? Of o kadar oldu mu ya? Annen aradı. Açsaydın. Aynur Hanım çok tatlıdır. Bayılırsın. Hadi bir şeyler yiyelim hazırlanalım. Evimize mi dönüyoruz? Evi çok sahiplendin galiba evimize dediğine göre. Tufan hastaneden çıkmış. Hadi evimize dönüyoruz. Evimiz derken numaradan. Aynen öyle numaradan.